mezhepten bağımsız hiçbir insan evladı yok şu anda İslam dünyasında. Herkesin bir mezhebi var. Benim de var. İçine doğduğum dünya ehli sünnet mezhebiydi. Öyle şekillendim, öyle büyüdüm. Fıkıhta Hanefiyim. Güneydoğu'da doğsaydım Şafii olacaktım büyük ihtimal. İtikatta da bana Maturidisin dediler. Yani doktora yapana kadar ne olduğunu tam bilmedim ama Maturidi olduğumu bildim ama nedir bilmiyorum. Sonra öğrendik yani Maturidilik ne? Böyle gidiyoruz. Şimdi tefsiri oturup yazıyoruz biz. Bu mezhebi kabullerinizden ne kadar bağımsız, ayrışık olarak tefsir yazabilirsiniz bana söyleyebilir misiniz? İki. Peki mezhebi kabulümüzün mutlak doğru olduğuna ilişkin bir garantimiz var mı? Yok. Birlikte aynı havuzun balığı olduğumuz, aynı derenin balığı olduğumuz için birbirimizden aldığımız güçle bizim görüşümüz doğrudur ilişkin bir kanaatimiz var. Evet. Ama ben biliyorum ki ehl-i sünnet dediğimiz bu mezhebin kurucularının en önemli isimlerinden birine Ahmet İbni Hanbel deniyor. Bu isimler ehli hadistir. Bu isimler ehli sünneti hassa diye de isimlendirilir. Doğru mudur? Doğru. Peki. Alalım ele. Hicri 250'li yıllarda vefat etmiş bir İslam alimi olarak ehli sünnetin temsilcilerinden Cenab-ı Allah'la ilgili nedir bizim en sabit inanç sistemimiz? Allah tasavvurumuz değil mi? Yani en hiçbir şeyde buluşamazsak orada buluşabiliyoruz değil mi? Allah'a inanıyoruz, bir Allah'a. Bakın hiç değişmez dediğiniz hüküm. 200'lü yıllara gidin. Erreddu alel cehmiye türü eserlere bakın. Ehli sünnetin kurucu babalarının eserleri. Ahmet İbni Hanbel yani. Hanbeli mezhebinde imam. Der ki orada birileri diyor ki Allah her yerde hazır ve nazırdır diye inanıyorlar. Bu zındıklıktır diyor. Bu kafirliktir diyor. Böyle diyen insanı tövbeye davet etmemiz, etmezse öldürmemiz gerekir. Kitap matbudur hocam, bakabilirsiniz. Niye diye sorarsanız diyor. Resul-i Ekrem'den gelen onlarca hadisi şerif var. Birisi o meşhur cariye hadisi. Kızım Allah nerededir diye sorar. Efis semai gökte. Onlarca da ayetimiz var diyor. Emintüm men fis semai en yaksife bikümül arda fe izahiye temur. Bu göktekinin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden yana bir garantiniz mi var? İşte ayet apaçık gökte diyorsa daha her yerde hazır nazır demek senin haddine mi düşür? Bak işte. Ehl-i sünnet değil mi hocam? 250. yıllarda yaşasaydık ehl-i sünnet olarak böyle inanacaktık. Aradan 300 sene geçiyor. Fahrettin Razi diye bir insan geliyor. Bir alim geliyor. O da ehl-i sünnetin en hararetli savunucusu. O ne diyor biliyor musun? 300 sene aynı mezhebin yol aldığı güzergahta bakın Allah tasavvuru bile bir mezhep. Mezhepten mezhebe değil. Aynı mezhebin içinde ne oluyor bakın. Allah'a gökte mekan izafe etmek mücessimedir. Ne demek? O zaman ne yapalım? Allah her yerdedir. Her yerde hazır ve nazırdır diyeceksiniz. Bir mezhebin 300 yıl içerisindeki Allah tasavvuru tencerenin kapağı gibi alt üst oluyorsa o zaman herhangi bir mezhebi kabulümüzü bu mutlak doğrudur diye dayatma şansımız var mı? Yok. O zaman madde bir. Kur'an'ı yorumlarken usulümüzün birisi yorum yaptığımızın farkında olacağız. Yorumun adına tevil denir. Tevil de bir kelimeyi mümkün manalarından birine tevcih etmektir. Ama her halükarda sonuç kesin değildir. Ucu açıktır ve doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Dolayısıyla bu ihtimallere açık bir yorumdan ve bu yorumla ulaştığınız bir kanaatten hareketle bir başka Müslümanın o ayeti şu ve sizden farklı yorumlamasına kalkıp sen halt ediyorsun, sen batılın peşindesin, sen Kur'an'ı
işte çarpıtıyorsun deme hak ve hukukumuz yoktur. Metodolojik olarak, bakın hocam ben o ayeti öyle yorumlamadım, gerekçelerim şunlar diyebilirsiniz ve böyle eleştirebilirsiniz. Ama buradan hareketle sizden farklı bir ayeti anlayan kişinin dinini, imanını, dindarlığını, itikadını ölçmekle selahiyetli değilsiniz. Bunu yapmayacaksınız.